Taktığım gibi çalışan uygun fiyatlı bir Wi-Fi menzil genişletici istiyorum diyenler için Merkusis'in özel olarak geliştirdiği M30 ürününe yakından bakıyoruz bu videomuzda. Teknopat'a hoş geldiniz. Ben Çağan Çelik. Gelin TP-Link'in bir alt markası olan Merkusis'in bu uygun fiyatlı yaklaşık 350 TL'lik menzil genişleticisi M30'la bize neler sunduğuna bakalım. Menzil genişleticilerin prensipte yaptığı şey Wi-Fi ağınızı ulaştırmak istediğiniz yerle yönlendiriciniz arasında bir noktaya koyduğunuzda yönlendiricinizden gelen zayıf sinyali güçlendirmekten ibaret. Bu sebeple en iyi verimi alabilmek için ideal bir noktaya koymanız gerekiyor ancak evlerimizdeki prizlerin yerleri her zaman bu ideal noktalarda olmayabiliyor. İşin bu noktası biraz da şans meselesi aslında. Tam da bu noktada Merkusis'in önündeki küçük LED size yardımcı oluyor. Sürekli yeşil yandığında yönlendiricinize ideal uzaklıktasınız. Turuncu yandığında fazla uzaktasınız. Kırmızı yandığında da yönlendirici ile bağlantınız kopmuş anlamına geliyor. M30 tak çalıştır diyebileceğimiz bir cihaz. Prize takıp cihazın hazır hale gelmesi için yaklaşık 1 dakika kadar bekliyorsunuz. Ve hem yönlendiriciniz hem de M30 üzerindeki WPS tuşlarına kısa aralıklarla bastığımızda M30 otomatik olarak kendini ayarlayıp genişletilmiş Wi-Fi ağlarınızı yayınlıyor. Bu menzili genişletilmiş ağın ismi orijinal ağınızın sonuna İngilizce'de açılımı extended yani Türkçesiyle genişletilmiş uzatılmış anlamına gelen EXT ibaresiyle bitiyor. Merak edenler için belirtelim bu ürünün bir uygulama desteği yok. Yani diğer inceleme videolarımızda Merkusis ürün inceleme videolarımızda gördüğünüz akıllı telefonlarınıza yükleyebileceğiniz Merkusis uygulaması bu menzil genişleticiyi desteklemiyor. Peki bu durumda tek kurulum yöntemi WPS tuşlarına basmak mı derseniz elbette hayır. Merkusis ben ayrıntılı kurulum yapmak istiyorum diyenler için web tabanlı kontrol paneli sunuyor size. Yapmanız gereken M30'un yayınladığı şifresiz ağa bağlanmak ve tarayıcınıza mwlogin.net yazmak. Bir şifre oluşturup buradaki kontrol paneline giriş yaptıktan sonra yaymak istediğiniz Wi-Fi ağını listeden seçip şifresini girmeniz isteniyor. M30 çift bantlı olduğu için 867 Mbit 5 GHz ağ ve 300 Mbit 2.4 GHz ağ yayınlayabiliyor. Ek olarak cihazın altında 10-100 Mbit hızlarda bir Ethernet yuvası var. Bu yuvayı kablosuz ağ desteklemeyen cihazlarınızı internet dağıtmak için kullanabiliyorsunuz. Bu yuvanın gigabit Ethernet desteklememesinin en büyük sebebi cihazın maliyetinin düşük tutulması gibi duruyor. Eğer 100 Mbit'e kadar bir internet tarifeniz varsa ve önemsediğiniz şey bu internet tarifesinin hızını kaybetmeden Wi-Fi ağınızı yaymaksa bu yuvanın 10-100 Mbit hızlarda olması sizin için negatif bir şey değil. Bunun haricindeki bazı kullanım senaryolarında örneğin yerel ağ içinde yüksek hızda veri transferi yapmak istediğiniz durumlarda bu internet yuvası kısıtlayıcı olabilir. Ofisimizde kullandığımız mesh ağımızdaki bazı üniteleri devre dışı bırakıp M30'un bu alanlara Wi-Fi'yi kablosuz ağın nasıl yaydığını görmek istedik. Farklı noktalarda testler gerçekleştirdik ve bu testlerin ilkinde 200 Mbit saniye indirme ve gönderme hızları ve 7 milisaniye ping yani gecikme elde ettik. Daha sonra ofisin iki ayrı noktasında yönlendiriciye farklı uzaklıklarda yaptığım testlerde de sonuçlar aşağı yukarı benzer oldu, değişmedi diyebilirim. Maksimum 200 Mbit indirme ve 250 Mbit'e kadar gönderme hızları alabildik. Evet arkadaşlar bununla birlikte Teknopat'ta Merkusis M30 Wi-Fi menzil genişletici incelememizin sonuna geldik. Ben Çağan Çelik. Benzer videolar için abone olmayı unutmayın. Video hoşunuza gittiyse beğenerek destek olabilirsiniz. Beğenmediyseniz de buraya kadar vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. We'll be right back.